Ses bu kadar ha. Bana bak tamam. Sivas filminden sonra Sadri Alışık ödülünü aldım. Antalya Altın Portakal ödülünü aldım. Abu Dhabi ve bir de İtalya'dan en iyi erkek oyuncu ödülünü aldım. Oscar'a aday olduğumuz için çok mutluyum. İnşallah Oscar'a Türkiye'ye ödülü getireceğim ve Yozgat'ı Yerköy'ü yine temsil edeceğim. Nasıl ilk defa sinemayla, filmle, kamerayla tanıştın? Zor oldu mu? Neler yaşadın? Biraz anlatır mısın? Biraz zor oldu ama yine de başardık. Filmde işte başrolde oynuyordum. Biraz zordu tabii. Geceden sabaha kadar geliyorduk. Köpeğini dövüştürüyorduk. Ondan sonra arkadaşlarla oyun oynuyorduk. Kazları kovalıyordum. Arayan soran çok oldu. Ama ben yine hayatımı değiştirmemeye karar verdim. Çünkü okuluma zarar veririm diye. Kaçıncı sınıfa gideceksin bu sene? Bu sene 7. sınıfa gideceğim. Ne olmak istiyorsun? Var mı bir hedef? Hedefim eğer yönetmenim arkamda durursa okuyup şey olacağım, oyuncu olacağım. Eğer şey olmazsa vali olacağım. Peki Amerika'ya gideceksin herhalde ödül töreni için. Ne zaman gidiyor Oscar ödülü? Ayın 13'ünde gideceğim Ekim'in. Heyecanlı mısın? Heyecan var mı? Heyecan var tabii. Oscar ödülüne gittiğim için. Abi ben şimdi hiç kimseden maddi durum istemiyorum. Ve evime bazı kişiler gelenler oldu. Kültür Bakanı da aradı, yardımcı oldu. Teşekkür ederim ondan. Ve Osman Coşkun Bey geldi. Ondan da çok teşekkür ediyorum. Ne yapalım, ne söyleyelim? Türkiye'mize hayırlı olsun. İnşallah Oscar da ödülü Türkiye'ye getirir. Türkiye ile birlikte biz de seviniriz. Yerköy'den Amerika'ya uzanan bir ciddi bir başarı hikayesi sayılır bu genç yaşta. Evet. Bu kadar umut ediyor muydunuz, bekliyor muydunuz? Bu kadar ümit etmiyorduk. Allah razı olsun yönetmenden, Kaan Bey'den. Bunu bu başarıya getiren iptallah sonra o. İnşallah yoluna da devam edecekleri gibi düşünüyoruz. Peki Doğan'ın böyle yetenekli olduğunu biliyor muydunuz? Var mı? Doğan'ın yetenekli olduğu belli idi. Çocuk bazı bir şeyler yapıyordu ama maddi imkansızlıktan, kendimiz geçim derdine düştüğünden bu çocuğuna bir ilgilenemiyorduk Sayın abim. Peki bundan sonrası için neler var mı bir planınız Doğan'ın yani? Bundan sonrası için biz Doğan'a gücümün yettiği kadar peşinde duracağım. Yönetmeni de bu konuda söz verdi. İnşallah devlet büyüklerimiz de bu çocuğun başarılı olduğunu görür. İnşallah eğitiminden de yardımcı olurlar. Var mı bugüne kadar size arayıp soran, gelen, destek olan oldu mu? Bize gelen
Osman Coşkun beyefendi, Allah razı olsun ondan. Allah ne muradı varsa. Ondan başka Kültür Bahanımız destekte bulunuyor, arayıp soruyor. Başka şu ana kadar başka bizi arayıp soran olmadı. Bahanın sadece devlet büyüklerimizden sahip çıkmalarını istiyoruz. Biz bir fakir aileyiz. Okutma imkanlarımız çok zayıf. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz Doğan için. Doğan'ın bu kadar başarılı olacağına inanıyor muydunuz o filme gittiğinde? Ya da böyle şeyler gerçekleşeceğine? İnanmıyordum. Yani inanılacak gibi değildi ki. Biz öyle yapıp gidecekler belledim. Evet, sevindik. Bundan sonrası için bir planınız var mı? Amerika'ya da gidecek Oscar ödüllerine aday gösterildi. Evet, kendiyle babası bilir onu da. Bilmiyorum, şu an hiçbir şey düşünmedim ben. 6 çocuğunuzdan kaçıncısı Doğan? 5. Bu yetenek var mı diğer çocuklarda? Sadece Doğan'a mı has? Bilmiyorum onlar o kadar. Doğan'a bir fırsat verdi Allah, evet, o da... Evet. Hani bir anda oldu her şey. Nasıl, iyi bir oyuncu olmasını ister misiniz? Evet, isterim. Hayatı kurtulmasını çok isterim. Amerika'ya gidecek, yalnız mı gidecek, sizden biri gidecek? Evet, babasıyla gidiyor. Heyecanlı olması lazım. Evet, Yerköy'den çok Amerika. Heyecanlı. Biraz da uçağa bineceği için. Evet. Heyecanlı. Nasıl, komşuların falan tepkisi nasıl size bu durum karşısında? İyi. Aynı. Çok iyiler yani. Komşular bizden çok seviniyor. Evet, aynı onlar benden daha çok heyecanlı komşularım yani.